Haftanın ikinci işlem günde devam ediyoruz. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık stüdyo konuğumuz ve kendisiyle birlikte Ata Yatırım'ın strateji raporu, Ocak 2020 raporu çıkmış oldu. Sıcak sıcak diyelim. Bunları konuşacağız. Hisse portföy önerileri ve Borsa İstanbul'la ilgili yönü ve özetle paramızı Borsa İstanbul'da hangi sektörlere yatırmak lazım? Bir model portföy tartışacağımızda hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin Murat Barışık. Hoş bulduk Murat. Merhaba. Dün sen de yayın öncesi onu konuştuk. Yani eksi olsaydı faiz, daha doğrusu Borsa İstanbul, bunu konuşmayı çok istemezdim. Çünkü genelde insanlar maalesef borsa yukarı giderken bu tarz model portföy önerilerine dikkat alıyorlar. Hisse portföy öneri listelerine. Herkes yükselirken mal alma derdinde, tabiri caizse, değil mi? Öteki tam tersini mi yapmak lazım sanki? Aslında dediğin gibi tam tersini yapmak lazım. Çünkü bu modelleri, hedef fiyatları koyarken biz anlık günlük olarak koymuyoruz. Bunları 12 aylık hedefle veriyoruz ve düşerken çeşitli yerlerden alım yapmak, analizi yapılmış güvendiğimiz şirketlere çok daha mantıklı. Hani artarken zaten onun zevkini çıkarmak lazım. Düşerken biraz daha hani analizi olan belli modellere göre yapılmış öneri listelerini düşerken almakta fayda var. Kesinlikle. Peki buraya geç olacağız. Senle ben araya herhangi bir bağlantı vesaire koymadım. Biraz bu raporun tadını çıkarmak istiyorum. Açıkçası hepsini tek tek konuşmak istiyorum. Öneri listenizde paylaşacaksınız ama şu anda piyasanın hali turiyesine sokuyorsun Murat. Yani birçok temel listeden bahsediyoruz ki sizin burada aşağı yönlü listeler olarak ilk sayfada belirttiğiniz hani iş tarafta Türkiye-ABD ilişkileri, sondaj üzerine artan jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarında artış diye bu kutucukta koymuşsunuz. Ama şu anda çok bambaşka bir riski konuşuyoruz. Evet. Koronavirüsü. Allah korusun. Yani gerçekten bizden uzak dursun. Öncelikle onu söyleyelim. Evet, evet, ülkemize aynen gelmesin bile. Aslında baktığımızda bu risk yeni başladı. Açıkçası aklımıza direkt geçtiğimiz yıllarda SARS virüsünü getiriyor. O zaman ne oldu diye baktığımızda emtia fiyatlarında bir düşüş başlıyor. Çin ekonomisinde bir yavaşlama hareketi başlıyor. Bu tabii ki bir de Çin ekonomisi 2003 yılıyla 2019 arasında çok büyük bir farklılık var. O zaman belki globalde %5 iken şimdi %20-25 dokunuyor globaldeki ekonomiye. O yüzden çok ciddi rakamlar. Artık Çin ekonomisi çok büyüdü o zamana göre kıyaslarsak ve bu zamanki risk tabii ki daha fazla oluyor. Bu virüsün ne olacağını açıkçası bilemiyorum. Bir sağlıkçı veya bir hakimler değilim ama bilim adamları da bilmiyor. Evet, onlar da bilmiyor mutlaka. Bu ne kadar yayılır veya daha fazla yayılır mı, bunu bilmek lazım. Eğer ki Allah korusun daha fazla yayılma ihtimali olursa Avrupa'ya, bizlere sıçrarsa ve hala bir önlem alınamamışsa, aşı bulunamamışsa gibi bu tabii ki dünyadaki bütün ekonomileri rahatsız edecektir. Ama bunun da bir önlemi alınırsa bu yapılan kayıplar hızlı bir şekilde toparlamaya başlar. Aslında bunun şeyi yok, yani ayarı yok derler, ayarı kaçabilir. Yani sonuçta bir sağlık konusunu konuşuyoruz ve bugün işte Apple'ın, Microsoft'un, Starbucks'ın, birçok Amerikan firmasının belli virüs olan, yoğun olan bölgelerde üretimin durdurma noktası ve mağaza kapatma haberlerini alıyoruz. Bu tedarik zincirlerini de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla bu sizin model portföy önerinizi hani neşada yapıyorsunuz normal şartlar altında. Bunu katamazsınız böyle bir virüs tehlikesini hiçbiriniz bilemezsiniz. Simpsonslar biliyor bir tek çizgi filmde. Evet, çok enteresan değil mi? Onlar her şeyi öncesinde çizgi filme döküyorlar. Kesinlikle. Yani biz bu virüsü tabii ki zaten çıkarttığımızda böyle bir şey yoktu dünyada. Ama bizim model portföyümüzü etkileyecek ne var dersen, eğer böyle çok incik cincik yaparsak emtia fiyatlarında özellikle, aslında bu virüsten önce de biz belirtmiştik. Genelde Çin yılbaşı tatiline girdiğinde ereğli model portföyümüz olduğu için onu çok yakından takip ediyoruz. HRC fiyatlarını, çelik fiyatlarını. Yılbaşına girdiğinde Çin uzun bir tatil oluyor ve emtia fiyatlarında genelde geri çekimler başlıyor. Özellikle sanayi tipi, bakırda, çelikte bu emtia fiyatlarında geri çekimler başlıyor. Bu virüsten dolayı biraz daha arttı bu geri çekilme. Bu da tabii ki ereğlinin sattığı ürünün fiyatını aşağı çektiği için orada belki kısa vadede biraz rahatsız edebilir ama onun dışında öneri listemiz bizde olan Pegasus havacılık şirketi, küresel piyasalardaki bütün havacılık şirketleri etkileniyor diye şu an Pegasus ve Türk Hava Yolları, yani bizim içerideki iki tane halka açık havacılık şirketi, belki bunun içine TAV'ı da koyabiliriz daha sonra ama bunlar küresel piyasalardaki benzer
benzerlerine dolayı şey olacaktır, olumsuz etkilenecektir. Şimdi o zaman birazcık hem sizin hisse öneri listenize bir bakalım. Oradan da işte büyüyen ekonomi Türk finansal varlıklarının daha yüksek fiyatlanmasını destekleyecek. Bunun üzerine bir hikaye kurmuşsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bu hikayenin ilk temel bileşenlerine bakalım Murat Barışık ve burada öneri listenizde Akbank'ı, Garanti Bankası'nı görüyoruz. Dün Akbank'ta işte sigortacılıkla ilgili 90 milyon TL üzerinde bir ceza vardı. Bu hisse fiyatlamasını aşağı çekmişti. Tüm bankacılar ise Yapı Kredi Bankası'yla birlikte. Türk Telekom, Tofaş, Petkim, Pegasus, Ülker, Migros ve Doğuş Otomotiv. Şu anda ekranda izleyeceğimiz görüyor. Sanayi çarpanlarına geç olacağım ama genel olarak bu öneri listesini hazırlarken neye dikkat ettiniz diyelim. Tabii. Açıkçası biz biraz daha seçici davranıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Bir önceki stratejide Garanti Bankası'nı eklemiştik. Uzun bir süreden sonra, 1,5 yıldan sonra bir banka ekledik. Garanti Bankası iyi performans etti. Garanti Bankası'nı yeniden tuttuk öneri listemizde ve Akbank'ı da ekleme kararı aldık. Biz piyasada yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle bankacılık tarafında, daha demin bahsettiğin o cezadan da bahsedelim istersen. Rekabet Kurulu'ndan geliyor bu. Açıkçası 94 milyon civarındaydı. Bu 2020 karının %1,5-2'si civarında bir şey. Akbank'ı çok bilançoyu rahatsız edecek bir ceza oranı değil. Onu söyleyelim ve herhalde muhtemelen de diğer bankalarda, genelde bankalar hep aynı şekilde iş sürdürdüğü için diğer bankalara da bu cezalar gelebilir. Yapı Kredi de geldi. Belki önümüzdeki günlerde başkalarını da duyabiliriz. Onu söyleyelim. Akbank'a ve garantiye bakacak olursak, burada biz biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde çok ciddi bir faiz vardı yukarıda ve bu faizlerden belli miktarlı krediler verildi tüketicilere, şirketlere. Dağıtıldı. Ama şimdi bu faizler, özellikle politika faizinin çok ciddi şekilde 11-25'lere kadar geri çekilmesi net faiz marjı dediğimiz marjı açıyor ve bundan dolayı bankaların karının artacağını düşünüyoruz. Faizlerin düşmesi talebi de canlandırdı. Ekonomide büyüme sinyallerini de İlk mesajlarını almaya başladık. 2020 senesinde daha güzel bir rakamlar görebiliriz ki biz de büyümeyi çok ciddi şekilde arttırdık. Model raporda da koyduk. Bundan dolayı bankacılık sektöründe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. En fazla beğendiğimiz bankalarda Akbank ve Garanti Bankası olarak öne çıkartıyoruz. Evet, şimdi burada prim potansiyeline baktığımızda Akbank'ta işte kabaca %31'lik bir prim potansiyeli öngörmüşsünüz. Evet. Garanti Bankası'nda %25. Ortalama hacim anlamında da aslında yakın gözüküyorlar. Şimdi finansal çarpanlara baktığımızda ucuz ya da pahalı olmasına göre mesela Akbank'ın FK'sına bakalım. 8.7 2019 T dönemde. 2020'de ise bu şu anda bulunduğumuz dönemde 5.7 olarak sanırım öngörmüşsünüz. Evet. Hem öz sermaye karlılık hem de FK'lara göre nasıl bir okuma yapmamız lazım bankacılık sektöründe? Öz sermaye karlılığına bakmak daha doğru olacaktır. Oraya mı baksınlar bankalar? Aynen öyle bankalarda. Ve hani biz açıkçası bu saydığımız sebeplerden, daha demin belirttiğimiz sebeplerden bunun artacağını düşünüyoruz. Özellikle Murat, düşük faiz ortamı devam ettikçe talep canlanacaktır ve bankalarda kendi işlerinden dolayı karlılık artacaktır diye düşünüyorum. Kamu bankalarını neden eklemediniz? Daha çok özel banka koymuşsunuz burada iki tane. Şöyle söyleyelim. Kamu bankalarında baktığımızda Halkbank'ta bu şimdi biliyorsun Şubat'ın 25'inde dava olacak. Bu davanın sonucunu biz bilemiyoruz. Bir hukukçu değiliz. Öyle Amerikan hukuk sistemini hiçbir tahmin etmek bile çok doğru değil. Burada sonuç ne olacak bilemiyoruz. O davanın sonunda suçlu veya suçsuz denilecek. Sonra Hazine Bakanı ve Trump bir ceza rakamı eğer suçluysa belirleyecek. Değilse zaten öyle bir şey olmayacak. Bu belirsizlik var diye açıkçası biz daha çok özel sektör bankalarında Akbank ve Garanti üzerinde yoğunlaştık diyebiliriz. Evet, ama anladığım kadarıyla bu belirsizlik ortadan kalktığı zaman kamu bankalarını tekrardan gündeminize alabilirsiniz ve ona ilişkin yatırımcılarınızla irtibata, iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Risk almak istemiyor değil mi aracı kurumlar? Çünkü hukuk davası, bunu bilemeyiz, ya da bir virüs salgını gibi. Buraları aslında sistematik, yani sizin kontrolünüzde olamayacak riskleri almak istemezsiniz haliyle. Kesinlikle Murat. Yani bunları almak zaten doğru mu bilemiyorum. Tabii. Analizi gibi paylaşalım. Türümüz gayeden de rica edelim.
Akbank'la ilgili söylemek istediğin, Garanti Bankası'yla ilgili söylemek istediğin yoksa, varsa onu devam edelim, yoksa Erdemir'le devam edelim istersen Murat. Zaten Akbank garantiyi açıkladık diye düşünüyorum ama. İstersen bir daha geçeyim. Akbank ve garanti hisse analizi portföy önerilisinizde nedir diye onu konuşalım istersen. Biz iki tane bankayı önerilisimize koyduk. Biri Akbank, biri garanti. İkisinde de yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Sebepleri de tabii ki genel olarak düşük faiz ortamının devam etmesi, bankaların net işletme marjının açılması ve bundan dolayı ilk çeyrek ve ikinci çeyrek geçtiğimiz senelere göre daha iyi kar edeceği, özellikle 2019 senesinde bu kötü kredilerin hepsinin karşılıklarının ayrıldığını, yani bir temiz sayfayla başlayacaklarını söyleyebiliriz. Bunlardan dolayı kısa olarak Akbank ve garantiyi biz öneri listemizde öne çıkarmaya devam ediyoruz. Temettü verimi yok, temettü dağıtmıyorlar değil mi? Hatta BDDK'nın da bununla ilgili de bir tavsiyesi vardı. Evet, geçtiğimiz zaman, sonlarına doğru. Zaman zaman BDDK yıl içerisinde bunu açıklıyor. Geçtiğimiz senelerde de yapmıştı. Yine böyle bir ekonomiye de rahatsızlık, kur hareketleri varken yine bankalara sermayenizi güçlü tutmak için karı dağıtmayın, içeride tutun. Bu çok normal. BDDK dönem dönem böyle uyarılar yapabilir ki hatırlarsın geçtiğimiz senelerde ekonominin başına neler gelmişti. Böyle uyarılar yapması çok da normal. Bir temettü beklenmiyoruz. Dağıtmayacağını evet. düşünüyoruz. Dağıtmayacağını düşünüyorsunuz. Tekrarlayalım. Ortalama olarak %31 Akbank'ın potansiyeli, Garanti Bankası'nın da %25 olduğunu söyleyelim. Hemen buradan Erdemir'e geçelim. Yani Erdemir'le ilgili aslında Ereğli ile özür dilerim az önce paylaşmış oldun. Erdemir'i ilk defa konuşacağız. Bunu global benzerlerine göre çarptığınız zaman iskontolu ya da iskontosuz ucuz bir hisseden mi bahsediyoruz? Bir dönem çok konuşmuştuk Erdemir hisselerini ama şu anda ne kadar bir potansiyel verdiniz? Evet. Bizim potansiyelimiz kabaca %40 civarında yukarı yönlü potansiyelimiz Erdemir'de. Baktığımızda Erdemir'i şöyle incelemek gerekiyor. Erdemir geçtiğimiz aylarda emtia fiyatlarında ciddi şekilde küresel piyasalarda bir geri çekilme söz konusuydu. Özellikle çelik fiyatlarında. Bundan dolayı dördüncü çeyrek, yani bu son çeyrekte bilançosunun zaten kötü geleceği bekleniyor. Çünkü o fiyatlara baktığımızda, geçtiğimiz 3 ay önceki çelik fiyatlarına baktığımızda Erdemir çünkü 2-3 ay sonrasını satıyor. Bilançonun çok açıkçası parlak bir bilanço olmadığını biliyoruz. Bunu piyasada tahmin ediyor. Zaten ondan dolayı da bir ara 6.10'lara, 6.20'lere kadar geri çekilmişti hissenin fiyatı. Ama daha sonra özellikle HRC fiyatları takip etmek isteyen varsa yatırımcılardan HRC fiyatlarını biz haftalık olarak da paylaşıyoruz. HRC fiyatlarında yükselişler devam etmeye başladı Murat. Bu son 1,5-2 aydır yeniden 400 dolarların üzerine çıktı ve burada baktığımızda bu ilerisi için Erdemir'de karlılığını arttıracağı için Erdemir'de yukarı yönlü hareketler başladı. Biz bu fiyatların yükselmesi mi faaliyet karını arttırıyor? Tabii ki. Sattığı ürün çünkü bu ana ürünü bu. Onun sattığı ürün fiyatları artınca karlılığı artıyor. Biz genel olarak Erdemir'de şu an hatta bu virüsten önce de onu söylüyorduk. Çin tatile girdiğinde çelik fiyatları biraz gevşemeye başlar. Belki kar satışı olabilir. Değerlendirmek isteyen yatırımcı veya girmek isteyen yatırımcı varsa bu satışlardan sonra girsin deriz. Ama orta uzun vadede hala Ereğli'yi biz beğenmeye ve bu çelik fiyatlarında kademeli olarak artacağına inanıyoruz. Ama tabii ki tekrar söylemek gerekirse bu virüsün ne olacağını bilemiyoruz. Ne işe yada diye paylaşalım efendim. Bunlar sonuçta model portföy önerisi. Belli bir dönem baz alınarak geleceğe dair tahminler yapılıyor. Evet. Aslında izleyicilerimiz çok net biliyorlar. Çünkü hani hissede özellikle çok yoğunlaşan bir izleyici grubumuz var. Bunu sorularından siz dinliyorum çünkü izleyicilerimizin. Bir diğer taraftan Türk Telekom. Son dönemde özellikle finansalların bozulduğuna dair bazı noktalar vardı. Ama özellikle iyi bir performansı vardı 2019 senesinde. Siz de bu anlamda operasyonları iyi yönetildiğini düşünmüşsünüz. Ve getiri olarak da Murat baktığımda %26 gibi bir potansiyel yanlış görmüyorsam eğer. Doğrudur. Bu endeks üstü getiri de, gibi de olabilir belki değil mi? Borsa İstanbul'da bu yıl herhalde %30'u geçer. Böyle bir momentumu devam ederse herhalde. Ama tabii ki bu fiyatlara yaklaştıkça yeniden modellememizi yapar. Fiyatları hani seviyeye çekeriz. Türk Telekom için bahsetmek gerekirse biz Telekom sektöründe aslında Turkcell'i de beğeniyoruz ama daha fazla ayrışacağını, pozitif ayrışacağını düşündüğümüz Türk Telekom'dur. Burada özellikle bazı katalistler de var. Şimdi senin de bahsettiğin gibi artık çok daha iyi yönetilen bir sahiplik şeyi ortadan kalktı. Hatırlarsın ki bundan 1,5-2 yıl önce
arada arafta kalmıştı. Şimdi sahipliğini bankalar aldı ve ciddi şekilde, iyi bir şekilde yönetiliyor diye görüyoruz. Müşteri sayısında artışını görüyoruz. Ayrıca Türk Telekom'da biliyorsun ki bir de satılması için bir yetkilendirildi bir kuruluş. Bu da olumlu katalizör olarak karşımıza çıkacaktır. 2020 sonu 2021'de Türk Telekom'un satışı da gündeme gelir diye, yani bir potansiyel bir alıcı bulunur diye düşünüyoruz. Bu da evet, olumlu bir katalizör olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen bir cümleyi Tofaş'a alalım Murat senden. Tabii. Yani burada da özellikle otomotiv sektörü 2019'da çok şanssız. Özellikle yılın ilk ayında, ilk aylarında, yarısında diyelim, yüksek faizler burayı çok aşağı çekmişti. Birazcık ikinci el pazarında bir toparlanma var ama siz Tofaş'a ne düşünürsünüz? Tamam. Biz otomotiv sektöründe iki tane hisse koyduk. Biri Tofaş, biri Doğaş. Ayrı ayrı söyleyelim. Tofaş için şöyle. Tofaş açıkçası bu 2019 senesinde iç piyasa kötü gitmeye başlarken hemen satışlarını ihracata çevirdi. Tofaş'ın böyle esnekliği var. O yüzden bu hemen yurt dışına çevirebiliyor. Ayrıca al ya da öde anlaşmaları var Tofaş'ın. Yani satmasa bile zaten anlaşmayla geçtiğimiz yıllardan belli rakamlar alacaktı. O yüzden kendini koruyabilen bir hisse senedi, bundan dolayı Tofaş'ı aldık. İçeride eğer pazar artmaya başlarsa, ki son 4-5 aydır da bunun sinyallerini alıyoruz. 2020 otomotiv için 2019'dan daha iyi geçeceğinin sinyallerini alıyoruz. Düşük faiz ortamı devam ettikçe, özellikle hatta biz sürekli bu aylık otomotiv rakamlarını anlamak için bazı büyük bayilerle görüşüyoruz. İşler nasıl gidiyor, kokusunu almaya çalışıyoruz. 2019'un sonlarında Murat, araba yoktu. İnsanlar araba almak istiyordu ama çünkü bir kriz senesi var diye az stokla gelmişti firmalar. Yani talebe bağlı bir stok erimesinden bahsetmiyoruz değil mi? Talep darlığından dolayı talep olmuyor. Talep darlığından dolayı aslında kriz senesi diye az getirdiler araçları. Ama Eylül ayından itibaren gelen güçlü faiz indirimleriyle talep bir anda canlandı. Son bir ay, iki ay araç kalmadığı için satış yapamadılar. Evet. O yüzden bu tarafta Tofaş'ın iç piyasa canlanması durumunda hem içeriye de rahatlıkla satış yapacağını düşünüyoruz. Eğer ki ters bir şey olursa da hemen zaten yönünü dışarıya çevirebilen, esnek yönetimi olan bir şirket. Biz yukarı yönlü hareketlerin Tofaş'ta %36 potansiyel koyduk. Devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, Petkim Pegasus ve Ülker enteresan. Büyük bayilerle görüşüyoruz. İşler nasıl gidiyor, kokusunu almaya çalışıyoruz. 2019'un sonlarında Murat, araba yoktu. İnsanlar araba almak istiyordu ama çünkü bir kriz senesi var diye az stokla gelmişti firmalar. Yani talebe bağlı bir stok erimesinden bahsetmiyoruz değil mi? Talep darlığından dolayı. Talep olmuyor. Talep darlığından dolayı aslında kriz senesi diye az getirdiler araçları. Ama Eylül ayından itibaren gelen güçlü faiz indirimleriyle talep bir anda canlandı. Son bir ay, iki ay araç kalmadığı için satış yapamadılar. Evet. O yüzden bu tarafta Tofaş'ın iç piyasa canlanması durumunda hem içeriye de rahatlıkla satış yapacağını düşünüyoruz. Eğer ki ters bir şey olursa da hemen zaten yönünü dışarıya çevirebilen, esnek yönetimi olan bir şirket. Biz yukarı yönlü hareketlerin Tofaş'ta %36 potansiyel koyduk. Devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, Petkim Pegasus ve Ülker enteresan. Çünkü bu yıl içerisinde Pegasus'u birazcık daha az yer verip Türk Hava Yolları'nı daha güçlü al diyenler vardı. Siz model portföyünüze Türk Hava Yolları'na yer vermeyip Pegasus'a yer vermişsiniz. Birer cümleyle Murat, hani süreyi yönetmek anlamında Petkim ve Pegasus'ta konuşalım mı? Son dönemde petrol fiyatlarında bir düşüş baskısı da var. Burayı herhalde pozitif yönde destekliyor. Tabii. Petkim için şunu söyleyelim. Bu özellikle ABD-Çin tarafında yaşanan ticaret savaşından en fazla etkilenen hisselerden bir tanesi Petkim diyebiliriz. Ciddi şekilde bu etilen nafta makası diye bir makas var. Bunu da haftalık olarak şirket paylaşıyor. Biz de yatırımcılarımızla paylaşıyoruz. Bu makasın ciddi şekilde aşağı geldiğini gördük. Fakat son 3 haftadır da yükselme hareketlerini görüyoruz. Hem bu ABD-Çin anlaşması hem biraz daha rahatlattı ve bu makasın, etilen nafta makasının petrol fiyatlarının da düşmesiyle beraber daha fazla açıldığını ve Petkim için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Biz burada yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa
PET kimde yükselişler yine devam eder. %19 zaman birazcık daha diğerlerine göre daha düşük bir oranda ama diğerlerine göre daha yüksek oranda bir hisse performansa baktığımızda havacılık geçtiğimiz yıl kadar olmasa dahi %263'tü yanlış hatırlamıyorsam Murat. Bu yılda %100'e yakın bir siz oran vermişsiniz. Neden Pegasus? Neden Pegasus? Biz hala biraz daha, bu arada Türk Hava Yolları'nı da beğeniyoruz. Yani orada Türk Hava Yolları da bizim alt tavsiyemiz içerisinde ama öneri listesinde biraz daha Pegasus öne çıkarttık. Bunun sebebi bu, biliyorsun ki İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetlerden yok. O tabii devam ediyor. Biraz daha dış tarafa kaydırdı uçuşlarını, buradan daha fazla kar yazıyor. Ve özellikle Boeing tarafında alım yapmıyor. Airbus tarafında alım yapıyor. Bu da tabii ki biraz da şans açıkçası. Evet. Airbus'tan siparişleri geleceği için ve hani biliyorsun ki Boeing tarafında biraz sıkıntılar var şu an. Uçaklar kalkmıyor. Yeniden bir yapılandırma söz konusu. Pegasus siparişlerini Airbus'tan aldığı için büyümesinde bir sıkıntı olmayacak. Havacılık sektöründe en önemli etken büyüme. Büyümesinde sıkıntı olmayacağı için biz Pegasus'un bu havayı daha şanslı ve daha yukarı yönlü potansiyelin hızlı olacağını düşünüyoruz. Boeing de işte bu yeni çift motorlu uçak tasarımı ve bu anlamda da kredi arayışında 10 milyar doların üzerinde bir borçlanmaya gidecek ki hani özellikle bu Etiyopya ve diğer yapmış olduğu kazadan dolayı çok ciddi anlamda finansalları bozuldu. Birçok siparişler iptal oldu ki Türk Hava Yolları da Boeing'e biliyorsun tazminat davası açmıştı bu anlamda. Ki tazminatlar da geldi. O yüzden hani ciddi bir finansal bozukluğu var ama muhtemelen bunun çaresine bakarlar diye düşünüyorum. Airbus da bu arada sipariş patlaması varmış. Evet, tabii yani iyi, onlar da çok iyi bilançolar çıkarttılar. Şimdi bu dönemki 4 şeylere bakıyor olacağız. Muhtemelen iyi olacaklar. Şimdi bu tarafta Ülker, Migros ve Doğuş Otomotiv'i gördük. Aslında hani Doğuş Otomotiv ile istersen devam edelim. Tofaş'ı konuşmuştuk. Tamam. Hemen üzerine bir ilave yapmış oluruz Murat Bey. Doğuş direkt iç pazarla ilgili. Hı-hı. Biz aslında baktığımızda iç pazardaki yani iç tüketime dayalı şirketlerin bu sene çok daha iyi gideceğini de düşünüyoruz. Yani bir tezimiz de bu. Çünkü neden? İçeride düşen faiz ortamı bu talebi canlandıracaktır ve yukarı yönlü hareketler bu özel şirketlerde karlılık artar diye düşünüyoruz. Doğaş'a baktığımızda iç pazara ait bir hisse senedi. Satışlarını direkt iç pazara yapıyor. Geçtiğimiz sene söylediğim gibi zor bir seneydi otomotiv sektörü için. Ama bu sene biraz daha olumlu sinyallerin aldığını görüyoruz. Daha iyi bir pazar olacaktır ve yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. %47 bir potansiyel var. Hissenin de ucuz olduğunun altını çizmekte fayda var. Evet, ucuz ise %47 potansiyel var. Şimdi o potansiyellere yakın bir potansiyel daha görmüş oldum. Ülker tarafında tabii enflasyonun seyri, iş talebin canlanması, tüketici güven endeksi bunların hepsi Ülker grubunun da önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Ne dersiniz Ülker'le ilgili? Ülker de yine iç tüketime dayalı özellikle tabii ki yurt dışı operasyonları var. Ama önemli şuna bakalım. İş tüketim tarafında gayet olumlu gidiyor. İşlerin iyi gittiği biliyoruz, sinyallerini alıyoruz. Yurt dışı tarafta hiçbir sıkıntı yok. Eskiden Arap tarafıyla biraz böyle sürtüşmeler, jeopolitik riskler başlayınca ilk dayak yiyen hisselerden bir tanesi Ülker'di. Ama şimdi bu tarafta biraz sakin, jeopolitik risk de yok. Ondan dolayı Ülker'de yukarı yönlü hareketler işler iyi gittiği için devam ediyor. Fakat şunu da söylemek lazım. Bir de bir Godiva satışı vardı. Buradan Ülker'e bir rakam da geldi. Yıldız Holding'den Ülker'in içine bir rakam da geldi. Bizim beklentimiz geçtiğimiz senelerde temettü dağıtmamıştı. Eğer bu sene temettü biz bekliyoruz açıkçası, bir %7'lik temettü bekliyoruz. Eğer temettü dağıtacağı haberinde açıklarsa bu da önümüzdeki dönemde olumlu katalizör olacaktır bize. Ve özellikle gelen para da finansallarını rahatlattı. O yüzden şirkette operasyonel bir şey yok. Çok en çok beğendiğimiz liste arasında olmaya devam edecektir. Olumlu önümüzdeki günlerde olumlu katalizörler de haber akışları da olur diye düşünüyoruz. Hemen Migros'a değil bir son olarak. Tabii. Ondan sonra da birazcık bu yabancılar olmadan giden bir borsa hikayesi vardı. Hem yıl sonu borsa kümülatif beklentiniz, hani biraz şu yabancı meselesini konuşmak isterim. Olur. Son önerimiz ülkelerden sonra Migros. Migros. Migros da yine üç tüketime bağlı Murat. Burada baktığımızda biz perakende sektöründe geçtiğimiz yıllarda en çok BİMAŞ'ı öneri çıkartıyorduk. Hı. Ama son bir senedir Migros'u öne çıkartmaya
devam ediyoruz. Burada baktığımızda Migros tarafında Migros'un asıl sıkıntısı döviz borcu olması, çok fazla olmasıydı. Kur rahatladıkça, döviz geri çekildikçe, faizler de indikçe bunun tabii finansallarında rahatlama gerçekleşiyor, ödeme kolaylığı oluyor ve İşlerin iyi gittiğini biliyoruz burada. Verdikleri guidance'ların, beklentilerin doğrultusunda mağaza açılışlarında büyümesini de sürdürüyor. Bundan dolayı Migros'ta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ha, dördüncü çeyrek evet kur tarafında biraz artış var diye finansal olarak biraz bilanço zayıf gelebilir ama önümüzdeki dönemlerde düşük faiz ortamını da destekleyici olan hisselerden bir tanesi olarak görmekteyiz. Evet, şimdi bir diğer taraftan tabii ki özellikle bu Denizbank'ın koddan çıkarılması yabancı takasları YTS'leri düşürmüştü ama sonrasında bir QNB Finans Bank'ın işte piyasa değeri %20, Borsa İstanbul'un %20'se denk gelmesi konuşuldu. Bu yabancı takası arttırdı ama biz şunu biliyoruz. Yabancı takas oranında hisse tarafında çıkış, dip tarafında çıkış olmasına rağmen Borsa İstanbul'da bir yerli milli rekorumuz oldu. Yani bu birazcık yerlerle gitti gibi gözüküyor. Siz de burada Murat özellikle belirtmişsiniz. Yabancı takas oranı hem dip tarafında hem de hisse tarafında grafikte paylaşmışsınız ve Borsa İstanbul tarafına. Neden borsa böyle bir pozitif ayrıştı? Şöyle söyleyelim Murat. 115.000 seviyesine kadar yerli yatırımcı ve yerli fonlarla kısmi yabancı yatırımcı diyebileceğimiz şekilde yükselişlerini sürdüren bir borsa gördük. Hatırlarsın ki geçtiğimiz aylarda Garanti Bankası Akbank 2020 beklentilerini sunduğu raporları açıklamıştı, analiz toplantısı yapmıştı. O günden itibaren borsaya ciddi yabancı yatırımcı girdi diye düşünüyoruz. Yani 115.000 seviyesine kadar kısmi yabancı belki hisse değiştirerek devam etti. Belki bir miktar alış yaptı. Genelde yerli yatırımcı ve yerli fonlarla öncülüğünde yükselişler devam etti. Ama daha sonra o bankaların 2020 beklentilerini açıkladıklarından sonra 115'ten 125 çok hızlı gittik o 10.000 puanı. Orada bir yabancının katıldığını görüyoruz ki rakamlarda... Neden öyle bir şey oldu? Yani orada ne vardı o raporda? Biraz daha bankaların önünü görmesi, tabii ki aslında bankaların önünü görmesi ekonominin daha rahat önünü görmesiyle... Bankalarda 2020 guidance'larını gayet olumlu verince Akbank ve Garanti Bankası... Biraz da aklı başına verdi herhalde. Tabii. Çok böyle agresif olmaması yabancının hoşuna gidiyor herhalde. Evet, yani biraz daha ayağı yere sağlam basınca gerçekten ulaşılabilir rakamlar olunca ki muhtemelen o guidance'lara da ulaşacaklar. Hatta belki guidance'ların üzerinde bile kalabilirler. Bundan dolayı yabancı yatırımcı hızlı bir şekilde borsaya giriş yaptı. Zaten böyle long term fonlar hani 5000 puan, 10.000 puana bakmadan aralıksız... girince alımlarını hızlandırırlar. Şimdi Murat aslında bizim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin diyelim en büyük temel sorunlarından bir tanesi politik belirsizlik ve buralarda kırılgan hale geliyoruz. 2019'da da siz raporunuzda çok güzel değinmişsiniz. Yani genel olarak Borsa İstanbul'un yönü hatta Türk lirası varlıklarını diyelim TL varlıklar açısından yine jeopolitik riskler herhalde en önemli manşetti. Tabii ki bu bizim ülkemizin bulunduğu yerden dolayı başımızdan gitmeyecek bir risktir bu. Hani jeopolitik riskler. Tabii şu an hala biliyorsun Suriye'de şu an gelişmeler devam ediyor. Orada bir İdlib sıkıntısı söz konusu. Hala bir ateşkes olmuyor. Bir oluyor, arkasından bir grup bozuyor. Tekrar düzeliyor. Türkiye rahatsız olduğunu söylüyor. Oradan bir göç geliyor. Türkiye rahatsız olduğunu söylüyor. Hemen Rusya müdahale ediyor. Amerika müdahale ediyor. Yani bir şekilde orada o çözülemedi. Ayrıca mesela burada da belirtmişsiniz. Mesela Afrin Harekatı. Evet. Başbakan ve hükümet değişimi, orada sistem değişimi, Moody's'in not indirimi, anayasa referandumu, Irak referandumu, yerel seçimler. Baktığımda böyle hani şu ekonomi kararından dolayı şöyle oldu, böyle oldu demek çok az görüyorum. Birkaç işte Moody's ve Merkez Bankası ile ilgili belki bazı süreçler vardır ki ne o? Merkez Bankası'nın 625 bas puanlık bir faiz artırımını görüyoruz. Genelde sanki Merkez Bankası da manevrasını politik gelişmelere göre yapmış bu dönemde. Evet tabii yani çünkü bu politik gelişmeler ısınmaya başladıkça insanlardan korku dolayı arttıkça borsada satış kur tarafında yükseliş başlıyor. Merkez Bankası da en büyük silahı faiz olduğu için o günlerde de hatırlarsın ki 625 bas puanı arttırdığında kurda ciddi
ettiği şekilde yukarı yönlü bir speküler hareket vardı. Evet. Ondan dolayı Merkez Bankası sert bir şekilde 625 bas puan arttırarak müdahalesini yapmıştı. Nasıl ki bu dönemde çok ciddi şekilde geri çekilme yaşanıyor. Hem küresel piyasalar buna izin veriyor. Bunun da altını çizmekte fayda var Murat. Merkez Bankası politika faizini indiriyor. Tabii ki enflasyon iniyor ama küresel piyasalarda Fed, Avrupa Merkez Bankası, hatta bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın da kararı var. Genel olarak hala güvercin, gevşek para politikası sürdürüyorlar. Özellikle bugün bu hafta Fed'den gelecek olan enflasyon verisinde enflasyon raporunu da takip etmekte fayda var. Eğer burada ilk bize 2020 için ilk sinyalleri verecek. Eğer ki burada biraz daha enflasyonu takip edeceğiz, daha ılımlı olacağız, enflasyon hedefine daha çok var gibi daha güvercin konuşursa, 2020 için daha güvercin bir FED olursa bu bizi daha da destekleyecek. Bizim gibi ülkelere fon akışının artacağını söyleyebiliriz. Şimdi aslında son 4 dakikamız kaldı. Bir makro tahminler kısmınızı, 2010-2021 tahminlerinizi bir setine rica etmiş olacağım ama onun öncesinde Murat, baktığımızda burada ata yatırım olarak 14-20 arası, 2014-2020 arasında piyasa görüşlerini paylaşmışsınız. Hedef seviyeler ve aslına kadar gerçekleşip gerçekleşmediği midir bu grafik üzerinde? Aslında biz nerelerde bayrak kaldırıyoruz? Yani nerelerde biz raporlarımızı çıkartmışız? Bunu göstermek için yatırımcılara böyle bir tablo da koyuyoruz. Genelde yatırımcılar istiyor. Biz de bunu satış raporumuza koyuyoruz. Nerelerde ve hangi şartlar altında hedef fiyat verdiğimizi gösteren özeti bu aslında. Bu yıl hedefiniz nedir Borsa İstanbul? 155 bin seviyesini fiyatlıyoruz. 155 bin mi olacak diyorsunuz 12 ay sonrası Borsa İstanbul? 12 ay. Bence en yüksek sizin hedefiniz, ben. Çünkü diğerde daha muhafazakar geldi. Geçtiğimiz dönemde de yine 135 bini ilk biz derken çok böyle garip karşılanmıştı ama. Yok, garip karşılandı yalnız. Bu sefer de 155 bin seviyesini Borsa İstanbul'da 12 aylık hedefimiz göreceğini düşünüyoruz. Evet, yani 150 bin ilk defa ben konu kaldım ve işte genel olarak birçok aracı kurumu senin gibi değerli analistlerini ağırlama fırsatı var. Hatta şöyle noktalar doğru, geçen yılki o kadar hengameden dolayı birazcık muhafazakar kalıp ya biz çok fazla az vermişiz, işte Borsa İstanbul 120 bin olur demişiz, hadi bunu 135 bin üzerine, 140 bin üzerine revize edelim diyen birçok aracı kurumda görmüş olduk. Ülkenin durumu ve dünyanın durumu aslında birazcık sizi daha ihtiyatlı olmaya da itiyor. Onu çok iyi anlıyorum ama siz ihtiyattan ziyade biraz 150 bin daha iştahlı bir Borsa İstanbul görüyoruz. Böyle bir tabloda parayı borsaya yatırmak lazım o zaman, genel endeks performansında. Biz zaten bunu savunuyoruz. Hani ana stratejinin kurulma sebebindeki ana temellere baktığımızda düşük faiz ortamı bizde rally olmasına rağmen yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Hı-hı. Ki zaten düşük faiz ortamında Murat, mevduatlar düştüğü için yatırımcıların da ciddi şekilde geri dönüşleri başladı artık. Mevduat evet. Yatırımcılarının ciddi şekilde geri dönüşüm başladı. Bu özellikle dolar tarafında da bir kırılma başlarsa. Hesap sayısı arttı mı Murat? Artıyor. Yani bunu görüp de yatırımcı mevduatını bozup size gelip hesap mı açıyorlar? Tabii ki şimdi Murat baksana bundan 7-8 ay önce mevduat faizleri kabaca %18-19'lardayken şu anda 8-9 civarında. Bundan dolayı tabii ki bilemem büyük bir mevduat ama 8-9 civarında buradaki ve borsada artmaya devam ediyor. Yatırımcı getiri arıyor. Dolar getirisine baktığımızda sizin 2020 ve 2021'de dolar tahmininizi gördüğüm kadarıyla orada daha çok enflasyonu baz almışsınız. Evet. Haksız mıyım? Haklısın. Haklısın. Aslında model tarafta 5.70-5.50'leri koyuyoruz yani ama hedefimiz enflasyon kadar koyduk. 5.6-5.56 şeklinde. Euro'yu da aynı şekilde yaptık. O yüzden orada biraz daha biz kur tarafında çok ciddi, eğer çok böyle tabii ki tekrar söylemek gerekirse bilmediğimiz enteresan bir risk çıkmadığı sürece kur tarafında çok ciddi yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Çünkü tekrar vurgulamak evet. gerekirse zaten özellikle Fed gevşemeci politikayı sürdürdüğü sürece daha böyle ılımlı olduğu evet. sürece kurda yükseliş beklemek de hani spesifik olması lazım. İçeride bir sıkıntının olması. O ayrı, onu söylemiyorum ama genel olarak dünyadaki bütün büyük merkez bankaları gevşemeci politikayı sürdürürken çok da böyle hızlı bir hareket beklemiyorum açıkçası. Murat, çok teşekkür ederim. Rapor ben teşekkür için ederim. Ve selamlar, sevgiler iletelim. Ata Yatırım'ın bu raporunu konuşmuş olduk. Araştırma direktörü Murat Barışık'la birlikte kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Partner Global tarafla devam ediyor.